Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba ben Erdi Özha. Bu videomuzda Erdi ile beraber Vestel'in yeni Venus serisi telefonu Venus 3'ü inceleyeceğiz. Venus 3 önümüzdeki telefon 5570 model ismiyle anılıyor. Venus serisinde Venus 3'te birkaç model göreceğiz. E bir aile olacak Venus 3. İFA fuarında zaten bu ailenin farklı modelleri tanıtılmıştı. Ekran boyutu ve teknik özellikler anlamında değişiklikler gösteren. Aynı modelin farklı renkleri de olabilecek. Örneğin bizde iki tane cihaz var. Birisi siyah renkli, birisi beyaz renkli gibi ve donanım anlamında da en dolu paketlerden birisine sahibiz. Kutu açılışını ayrı bir videomuzda izleyebilirsiniz, İlk olarak onu yeniledik. Bu yüzden hemen donanımsal özelliklerle geçmek istiyorum. Mesela önümüzdeki telefon aslında Vestel'in doğru yolda olduğunu gösteren, orta sınıf telefonlarda görmeye başladığımız Snapdragon 615 ile geliyor. Evet, geçen seneki modeller Snapdragon 400 serisi giriş seviye platform, performans sunan platforma sahip cihazlardı. Şimdi Venus 3 ailesi ile beraber çıta biraz daha yükselmiş durumda, Snapdragon 615. Snapdragon 615'e baktığımız zaman Android dünyasında Orta seviye ayarında, ortanın girişi diyebileceğiniz performans sunan bir platform. Ee, bakıldığı zaman, BenchTel ailesinde de performansı yükseltebilmek adına Snapdragon 615'e geçirilmiş. Bizdeki telefon 5.5 inç boy, e, büyüklüğünde IPS tabanlı bir ekrana sahip. Çözünüz Full HD. Snapdragon 615'in Full HD ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu zaten performans kısmında konuşuruz. 2 GB RAM var. Ama burada güzel olan bir unsur var. Bu telefonda 32 GB depolama var dahili depolamamız. Bu evet iyi düşünmüş. Snapdragon 615'i cihazlarda çok yaygın olarak gördüğümüz bir unsur değil. Örneğin aynı işlemciyi kullanan Sony Xperia M4 Aqua'yı biz nasıl eleştirdik? 8 GB depolaması var diye. Bu arada 32 GB iyi düşünülmüş. SD kart takabiliyoruz, SD kart almasak da kullanabileceğimiz bir hem depolama. Hem almasak kullanabilirsin, hem de SD kart taktın diyelim, bu telefon Android 6.0 güncellemesi aldığında, ki bu konuda şu aşamaya kadar biz bilgi sahibi değildik, 32 de SD kart takarsın, 64 GB'lik bir depolama kapasitesine ulaşabilirsin. Pil tarafı 2480 mAh, pil performansından da yine bahsedeceğiz, gerekli testleri yaptık. Bunun dışında tabii ki 8211 AC Wi-Fi desteğinin olmasının önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. E, standart bir takım özellikleri var. Artık bunlara girmeye çok gerek evet. duymuyorum. Ek olarak hızlı evet. şarjı da burada belirtmek lazım. Hızlı evet. şarj destekli bir telefondan bahsediyoruz burada. Tasarımına geleceğim Erdi. Şimdi IFA fuarında Vestel yetkilileri hani telefonu çok çalışırken göstermek istememişlerdi. Yazılımı hazır değildi çünkü o dönem hmm. haklı olarak. Ama tasarımını insanlara gösterirken oradaki görevliler ne diyorlardı? iPhone'a benziyor tarzında söylüyorlardı. Şimdi telefona baktığımızda evet iPhone andıran yerleri var ama Genel hatlarıyla güzel bir telefon olmuş. Evet şimdi telefon esasında genel süreti itibariyle bana ilk etapta şey hatırlattı. Form faktörü olarak e, Vodafone Smart 6'sını hatırlattı. Genel boyut itibariyle zaten 5.5'a 5.5 inç e, birbirleriyle ölçüşen bir profile sahipler ama biz o telefonu da test ettik. Turkcell t da test ettik. Şimdi Vestel'in telefonu da geldi. Bu telefon ince işlik seviyesinde biraz daha dolu. E'de daha çok hissiyatı yaratan bir telefon. iPhone 6 havası taşıyor mu? Evet taşıyor. Özellikle nereye taşıyor? alt kısmına baktığın zaman alt ünitenin biraz daha hani iPhone 6'sı bir profile sahip olduğunu söyleyebiliriz ama nereden baktığına bağlı olarak bu Samsung'un yeni telefonlarına da benziyor. Onu da belki iPhone'a benzetebilirsin ama bu şunu gösteriyor. Telefon segmentinde telefon dünyasında genel olarak gidişat bu yönde. Bunu söyleyebiliriz. Plastik bir malzeme kalitesi. malzemede tercih plastikten yanı kullanılmış ama etrafını çevirleyen e, frame'in çerçevenin metalimsi olduğunu görmekteyiz. Burada butonların hem yapısı hem de yüksekliği açıkçası benim hoşuma gitti. Ama bu model için arka kapağın sende yarattığı hissiyat anlamında hani telefonun sahip olduğu özellikler, niteliklerden biraz daha geride kalan, elin aldığında biraz daha ucuzmuş havası taşıyan plastik olduğunu hissediyorsun açıkçası. Evet, arka kapak değişebildi bir yapıda. Büyük ihtimalle daha sonrası özelleştirilebilir kapaklarda yine Vestel tarafında görebiliriz. Ama kutudan çıkan kapak biraz daha iyi olsaydı, hissiyat anlamında daha top bir telefon elimize alabilirdik. Şimdi, Çünkü plastiği gerçekten orta sınıfın altında kalıyor. Şimdi burada belki LG var bir strateji izlerlerse, eğer LG'de ne diyoruz? İşte deri kapak var G4'te, aynı zamanda seramik kapak var, aynı zamanda plastik kapak var. Kullanıcıya bir tercih tercih, tercihte bulma imkanı sunulmuş durumda. Bunda da belki malzeme kalitesinin daha yüksek, kullanıcılara daha iyi hissiyat oluşturabilecek seçenekler ileriki vadede e, kullanıma sunulabilir. Önemli olan kapağın değiştirebiliyor olması. İster istemez bu kapağı değiştirme ve arka tarafta pil çıkarma imkanı tanıyor. Ya da istersen istik kartı da yine takabiliyorsun arka tarafta kapağı çıkartarak. Bunun dışında telefonun hiçbir tarafında Vestel logosu görmüyorsun. Anladığımız kadarıyla Vestel Venüs'ü bir alt marka oluşturma yönünde stratejiyle ilerletiyor. Kapağı çıkarttığımızda pilin üstünde Vestel'i görebiliyoruz. Evet, pilin üstünde Vestel var ama genel olarak telefonun dışında herhangi bir yerde Vestel yazmıyor. Bu bana biraz da aklıma Hyundai'nin Genesis markasını getirdi. Mercedes'e rakip bir otomobil oluştururlar ama kimse bu kadar parayı Hyundai markasına vermez diye aracın önünde bir Hyundai logosu kullanmamışlardı. Şimdi onu da alt marka oluşturma yönünde götürüyorlar. Hafif bir telefon büyüklüğüne rağmen hafif olduğunu söyleyebilirim. İnce sayılabilecek bir profile sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Şu elde tut şu arka kapan yarattığı olumsuz hissiyatı bir tarafa bırakırsak eğer güzel. Ama ekran büyük olduğu için tek elde kullanıma çok yatkın olmayan bir cihaz. Evet arka tarafına baktığımızda burada çift ton flashla desteklenen kameramızı görüyoruz. Bu da önemli bir özellik. Evet kamerada da geliştirmeye gitmiş. İlk menüs telefonlara göre daha iyi bir kameraya sahibiz bu tarafta. Evet arka tarafta 13 megapiksel çözünürlüğünde kameramız var. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kameramız var. Açıkçası ee, ben bu telefonla birkaç gün geçirdim. Ankara seyahatimde de atanın mezarını ziyaret ettiğimiz zaman kabirde de bayağı fotoğraf çekme şansı yakaladım. Şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki günümüzün üst seviye telefonlarla kıyasladığımız zaman kamera çok vaatkar görünmeyebilir ama bu telefon hitap ettiği segment anlamında düşünmek gerekirse eğer telefonun kamerasından ben 3 aşağı 5 yukarı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Eksikleri var mı var? Örneğin çektiğin görüntünün depolama sürücüsü içerisinde kaydedilmesi ve görüntünün oluşturularak sana gösterilmesi süresi biraz yavaş. Ama bunun dışında ortaya çıkan görüntü Özellikle telefon ekranından bakarken oluşturulan görüntü gayet başarılı. Tabii ki bilgisayara attığınız zaman ekran büyüdüğü zaman e, bir takım kullanma etkilerini görebiliyorsun ama genel olarak sosyal medyada paylaşım, e, arşivleme, genel fotoğraf çekme deneyimini ileriye götürebilme anlamında başarılı bir telefon. Geçtiğimiz senenin üstler telefonlarını baz alırsak ya çok ciddi bir zaten gelişim söz konusu. Rekabet çerçevesine baktığımız zamansa nereye oturuyor dersen operatör telefonlarıyla üç, üç aşağı beş yukarı benzer. E, kamera performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada bazı telefonların işte gülümseme yakalama, bazı telefonların sesle komut verme gibi bir takım özellikleri var ama hem ön hem de arka kamera olarak baktık zaman, baktığımız zaman mesut e, fotoğraf ve video kalitesi olarak bu segmentte Snapdragon 615 cihazlar arasında beğenimizi kazandığını söyleyelim. Çok kötü değil. Şimdi hani telefonda aşağıda USB portu var, mono hoparlör var. Üst tarafa stereo yerleştirilmiş çıkış olarak da. Hı -hı. Ses kalitesini nasıl buldun deneyimlerin boyunca? Çünkü ben hani genel olarak denilmediğim, orta sınıfın biraz üstünde yer alan bir ses çıkış kalitesine sahip. İçinden çıkan kulaklıklar da bayağı iyi iş görüyor. İçinden çıkan kulaklıklar evet, fena iş görmüyor. Yani bu telefonu alacak adam, hani fiyat performans odaklı bir cihaz aradığını düşünürsek eğer... Üst... Kulaklığı değiştirmeyebilir. Kulaklığı değiştirmez muhtemelen. Kulaklıkta şunu söyleyebiliriz, tiz basa göre biraz daha fazla kendisini belli ediyor. Ee, ki genelde ucuz telefonlarda basın daha yoğun olduğunu düşünürsek ya biraz daha orada belki seçici davranmış olabilirler, bunu e, söylemek mümkün. Telefonun üzerine koparlörü gelecek olursak eğer, bu telefon bence bir hoparlör telefonu değil. Alıp kulaklıkla kullanmak gerekiyor. Ses veriyor mu? Veriyor. Ses yüksek çıkış gücüne sahip çıkıyor ama o sesten keyif almıyorsun. Önemli olan da bu. Çoğu Çin'in telefonunda biz hep şu ikileme düşüyoruz. Ha ses çok yüksek. Sesi duyuyoruz. Ortama ses verebiliyoruz ama önemli olan o sesin detaylarını hissedebilmek. Bu telefonda öyle bir yetenek söz konusu değil. Ama bir kulaklıkla kullandığın zaman ben işte yolda giderken arabada dinledim bir şeyler. Uçakta biraz müzik dinledim. İyi bir kulaklıkla beraber güzel deneyimler yakalayabiliyorsun, güzel sonuçlar elde edebiliyorsun. Kendi kulaklıkta iş görüyor. Ben biraz müzik dinleyeceğim abi. İşe giderken az müzik dinleyeyim, yolda giderken aklımı dağıtmak için bir şeyler izleyeyim diyenler açısından. Tatmikar performans sunuyor. Tabi burada sorulardan bir tanesi de FM radyo var mı? FM radyo yok. Evet FM radyo yok. FM radyo ek bandrol ve vergi gerektirdiği için fiyattan kazanmak için ne yazık ki üreticiler çıkartıyorlar. Halbuki Türk kullanıcısı FM radyo istiyor. Hani orada yakalamak hmm. amaçlı bir FM radyo konabilirdi. Yani şimdi hep şunu konuşuyoruz. Vestel'in rekabetçi olması gerekiyor ki kullanıcılar ulaşabilsin. Bu kutunun arkasında tasarım ve üretim Türkiye'de yapılmıştır yazıyor ama... Yani dünya artık başka bir noktaya doğru gidiyor. Rekabet çok fazla. Dolayısıyla daha geniş kitlelere erişebilmek için daha fazlasını daha ucuza vermen gerekiyor. E ülkemizde insanlar, hani Avrupa'ya gittiğin zaman artık HD, yüksek kalitede ses var. İnsanlar radyo tercih etmiyor diyebilirsin ama Türkiye'de insanlar radyoyu bir kültür üyesi olarak kullanıyorlar. Bir radyo programı dinlemek için radyoyu açanlar var. İşte Kral FM'de gezegen dinlemek için radyo dinleyen pek çok insan olduğunu da biliyoruz. Ben de olsam o maliyeti bir şekilde öz kaynaklarımla telafi eder ama kullanıcılara FM radyoyu verirdim açıkçası. Ama burada şunu da altını çizelim. Türkiye'de üretip bir ürünü içine FM radyo koyarsan yurt dışında ithal ettiğin FM radyolu ürüne göre çok daha fazla vergi ödüyormuşsun. Ne yazık ki o vergilendirmedeki bazı sıkıntılardan, düzensizliklerden dolayı. Türkiye'de üretilen cihazlarda bu yüzden FM Radyo'nun olmamasını çok doğal karşılıyor üretici kısmı. Yani şimdi Vestel... Yani ve... vergilendirmede bir sıkıntı varmış. Şey herhalde. Hani... Fiyatı çok arttırıyormuş. Şey hani Vestel ve bir takım diğer firmalar vergilendirme konusunda bir avantaj arıyorlar. Orada da devlet bu vergiyi almasın almasınlar. Evet. Herhalde, FM Radyo vergisi almak. Şimdi Vadyo onu şöyle ufacık bir özetleyerek geçeyim ben o bilgiyi. Yanlış da biliyor olabilirim. Doğrusunu biliyorsanız düzeltirsiniz ama benim bildiğim kadarıyla şimdi yurt dışından gümrüğe ürünün gümrükten geçeceği bedelini şey yapıyorsun ya, işte bildiriyorsun. Mesela Samsung fabrika çıkış fiyatını bildiriyor. Ne diyor? 150-200 dolar diyelim telefona. Türkiye'de ise satış fiyatını bildirmek zorunda kalıyormuşsun. Oradaki hmm. farkı düşünebiliyor musun vergilendirmede? Adam fabrika fiyatının üstüne %6 ekliyor. Sen Yedi, satış fiyatının fiyat üstüne. Tamam. Evet. Gerçekten çok farklı. O yüzden Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir dezavantaj yaratıyor FM Radyo. Aslında belki oradaki yasal düzenleme uygun yapılabilir. Sonucunda adamın FOB fiyatıyla yani Hong Kong'dan gemiye yüklediği fiyatla Türkiye'deki fiyatlar farklı. Zaten fiyat farkını yaratan da devletin uyguladığı vergiler olduğuna göre ona göre aslında belki fiyatlandırma yapabilir ama yerli firmalara destek anlamında yapılabilecek kalem aksiyonlar var. iste FM Radyo'yu almadı kullanıcılara FM Radyo farkı Türkiye'de gerekiyor fark Evet gerçekten. Telefonu çalıştırıp içine baktığımızda ise Vestel bu sefer olabildiğince stoğa yaklaşmayı tercih etmiş. firmalar ilk başta özel bir arayüz heyecanına giriyorlar sonra akıllanıyorlar herde. Olabildiğince <laughs> stoğa geri dönüyorlar. Hmm. Şimdi şunu söyleyeyim Mesut. Android 5 işletim sistemine geliyor Vestel Venus 3. Android 6.0 güncellemesinde biz bu telefonun incelemesini lansmandan önce çektiğimiz için muhtemelen lansmanda açıklanacak soracağız. Belki ihtimalle alacaklar. alacak yeni bir telefon. Evet. Android 6.0 bugün piyasada olduğuna göre rekabetçi olabilmek anlamında da bu güncellemeyi verecektir. Şimdi telefon üzerinde bir özelleştirme var mı? Var. Ee, bu özelleştirme ama bugün bir Samsung'un arı yüzünde gördüğüm, bir Sony'un arı yüzünde gördüğüm seviyede değil. Daha ziyade estetik, kozmetik anlamda bazı güncellemeler söz konusu. Örneğin kendisi sans ikon setleri var. Örneğin tema desteği var. Tema desteği çerçevesinde ama bana nazar değmesin diye nazar boncuklu bir temayı da tercih edebiliyorsun. Ama işin kötü tarafı şu. Bu özelleştirmelerden dolayı muhtemelen yazılımsal optimizasyonlar bu telefon hakiki düzeyde performans vermesini engelliyor. Evet o pencerelerin gelişi gidişinde böyle bir lag var sanki. Şimdi Snapdragon 615'li örneğin 3 tane telefon ele alalım bu. Türkcell yapmış ve Vodafone Smart 6. Bunları yazılımsal performans olarak alt alta koy dersen birinci sıraya Vodafone Smart 6'yı koyuyorum. Neredeyse Android, Vanilla Android tasarımını vermesi itibariyle hızlı çalışıyor. Bu da Turkcell T60'daki Turkcell de kendi o Özel arayüzünü kullanan firmalardan bir tanesi. Benzer seviyede performans sunuyor. Snapdragon 615'in bizde yaratacağı o performans etkisini veremiyor. Çok yavaş olduğunu söyleyemeyiz ama telefonu bir güncellemeye ihtiyacı var. Hani üzerinde onu yük getiren sanki bir şey varmış da onun gitmesini bekliyormuş ee, türünde bir havası var. Umarız bir sonraki güncellemede daha düz bir arayüzde daha az performans almamız sağlayacak güncellemeler i̇şte yaparlar. İşte Türk kullanıcısının en çok arada FM radyoyu çıkartıyorlar. Bir başka aradığı şey tema e. diye. Temayı bindirip birazcık da böyle feragat diyorlar performanstan. Yani işte, bu yazık oluyor gerçekten. Mesela West'den marketi var içerisinde. Örneğin Türkiye'de General Mobile kendi marketi. Bunlara gerek yok. Yani kullanıcı zaten Android markete girdiği zaman eğer o markette yerli üreticileri desteklemeyeceksen ya da yerli uygulamalara yer vermeyeceksen, sadece marketteki en çok kullanılan uygulamaları filtreleyip tek bir ekrana getireceksen, onu zaten marketin kendisi de yapıyor. Ya, Editörü seçim uygulamalar vesaire Onu biraz da şey için yapıyorlar herhalde. Hani ben genel olarak konuştum çünkü az çok bana söylediler neden yaptıklarını General Mobile'de. Dedim o marketi niye koyuyorsunuz? Şimdi babam telefonu satın aldığında doğal olarak ne Google Play biliyor ne bir şey biliyor. Hmm. Hiçbir şey bilmiyorlar. E WhatsApp'ı nereden indireceğini bilmiyor. Bakma yani Google Play Market'i falan bilmiyor. İşte programlar market diye bir tane ikon koyuyorlar ki girsin. En çok istenen 10 tane öyle hızlı hızlı büyük büyük görsün, tıklasın indirsin. Yine şeyden indiriyorsun zaten. Google Play Store'dan indiriyorsun. <laughs> Ama şimdi yani marketine giriyorsun. Vestel'in kendi uygulamalar evet. dolu. Biraz. Şimdi Allah'ın sırada senin baban Yodiviki diye bir uygulama arar. Bu temelde aramayacaklar. bunlara gerek yok. Yani bunlar olmaz. Ana ekrana koyacaksan da WhatsApp'ı, işte bank uygulamalarını vesaire koy. Hızlı yani hızlı indirsin. Mesela diyet uygulaması koymuşsun. Hani bunu bir yerden sonra anlayışla karşılayabiliyoruz ama Vestel Smart Sense vesaire. Hani Vestel diyorsa ki benim birinci önceliğim Vestel televizyon kullanan insanlara bu telefon satmak. Ona eyvallah derim. Ama olabildiğince çok satayım, mümkün olduğu kadar çok kullanıcıya erişim istiyorsa eğer bunlara gerek yok. Bunu zaten marketten kullanıcı indirecektir. Bunları koyduğunuz zaman o ağırlaşmaya başlıyor. Evet. Zaten donanımsal anlamda en üst donanımı bir yere getiremediğin için yazılım tarafında da çok deneyimli olmadığı için belli handikaplara sahipsin de bunları koyduğun zaman da ne oluyor? O arayüz olması gerekenden yavaş çalışıyor ve rekabette geri kalıyorsun. Şimdi telefonun 5.5 inç boyutunda full HD bir ekrana sahip olduğunu söyledik. Ekran IPS ekran. E doğal olarak bunda resim görüntülemek, film izlemek isteyecek Hı -hı. kullanıcılarımız. Genel olarak resim görüntüleme, film izleme işini yaptığınızda ekran evet kabul edilebilir bir görüntü kalitesi sunuyor ama ekran biraz ekran şeyde camın altında duruyor herhalde. <laughs> O ya, cama yapışık ekran hissiyatı yok. Oğlum bak ben farklı duvar kağıtlarıyla da de denedim. Olması gereken o canlılığı, bir, bir solukluk var ekranda. Evet. Yani onu tam anlamıyla yakalayamıyorsun. Burada sonucunda panelin ne kadar kalibre edildiği önemli. Sonucunda her aldığın panel, her telefon aynı şekilde uyarlanmıyor. Üretici kalibrasyon yapıyor, yazılım seviyesinde bir takım ayarlamalar yapabiliyorsun. E burada aynı platforma sahip olan diğer cihazlarla kıyasladığımız zaman bence Muhtemelen Türksel t benzer bir ekran kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alan adam oyun oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Film izlerken herhangi bir sıkıntı yaşamaz ama ne zaman ki açık hava koşullarını kullanmak istedin diyelim. Orada parlaklık yavaş yavaş etmemeye başlıyor. Bu telefon dünyasının geneli için bir kronik sorun ama her telefon kendi bacağından olacak sonucunda. Baktığımız zaman donanımsal bileşenleri alt alta koyduğunda bence bu telefonun en kötü yanı ekranı. Biraz öyle kalmış. Aa, yani son gerekiyor. dönemde ucuz Çinli telefonlarda bile ne yapıyorlar o ekran camıyla Mesafeyi panel arasındaki kısaltıyor. Mesafeyi olabildiğince kısaltıp hem yansımadan kurtarıyorlar hem de ekran sanki yüzeydeymiş resimler gerçekmiş gibi görünmesini sağlıyorlar. Burada o hissiyatı yaşayamıyorsunuz. Zaten masanın üstünde bile yansıma o kadar etkiliyor ki çaprazdan falan baktığında yansımayı daha çok görüyorsun. Aynı etkisi yaratıyor. Yansıma var üstüne ekranın üzerine parmak izi leke çok fazla belli ediyor. Oleofobik kaplamayı bunlar kullanmamışlar muhtemelen telefon üzerinde. Bunlar hep birer handikap olarak karşına çıkıyor. Hani tabii ki bu telefonda... Yine ekranla doğrudan ilişkili olarak ekran kasa oranından bahsetmeye gerek yok. Sonucunda yine pek çok muadili gibi ekran kasa oranı agresif değil. Evet. Bence olması gereken fazla çerçeve kalınlığına sahipler ama ekranın yeniden renk üretimi. IPS panel olması itibariyle sağdan soldan baktığınızda görüş açılarının herhangi bir sıkıntı yok ama satırasyon yani doygunluk konusunda bir kalibrasyon eksikliği var. Orada biraz, daha bir güncelleme ihtiyaç var. Belki farklı modellerde bu sorun aşılmış olabilir. Sonucunda bazen panelin büyüklüğüne göre 5.5 inç de kötü oluyor. Aynı firmanın 5 inç telefonuna bakıyorsun. IPS panel var ama görüntü daha keskin olabiliyor. Dediğim gibi yani ekran bu telefonu bence donanım seviyesindeki en zayıf halkası. Dokunmatik konusunda ise herhangi bir problemi yok. Şimdi dokunmatik konusunu konuşuyor muyuz derseniz eğer konuşmak lazım. G4 bile ilk çıktığında biliyorsun belli serilerde firmware update'i geldi sadece dokunmatik problemi için. Kimi zaman bazı firmaların ürünlerinde yazılımsal sorunlardan dolayı dokunmatik problemleri yaşanabiliyor yerli bir ürün ve firmanın ikinci telefonu olduğu için aslında. Ama arada bir seri çıkarttılar Venüs'ten sonra. Venüs Plus vesaire gibi isimlendirildi verildi ama bunu ikinci telefon saymak daha doğru olacaktır. Bu tip konuları da konuşmak lazım. Dokunmatik konusunda biz bir sıkıntı yaşamadık. Oldukça rahat bir şekilde. Yok genel olarak o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Dokunmatikten ziyade şöyle bir sıkıntı var. Hani sonra üçüncü parti Klavye uygulaması kullanıyorlar. Hani arka planda uygulamalar açıkken yani hızlı yazmak istediğiniz zaman tepkisellik konusunda bir sıkıntı var ama bu telefon dokunmatik fiziksel olarak dokunmatik kontrolcüsü ilgili bir durum değil. Yazılım zaten o noktada ağır çalıştığı için klavye zaman zaman tepkisellik yaşayabiliyor. Orada ikileme düşmemek lazım. Kamera yüzüne bakıldığı zaman Mesut bir takım özelleştirmelerine imkan tanıyabilen bir yapıda. Farklı çekim modları var. Standart, smart, akıllı mod, HDR modu gibi. Ben HDR'yi özellikle denemek istedim. HDR konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oradaki tek eleştiri kısasımız HDR'yi çektikten sonraki işleme süresinin uzun olması. Ama biliyorsun pek çok telefonda da Anında sana görüntü vermiyor üst seviye, bir seviye Git bir tane gide hızlandırdılar yer. aslında onu da. <laughs> HD'sini telefonlarında biraz uzun sürüyor hala. <laughs> ki daha güçlü donanımsal bile evet, sahip olmasına kamera rağmen. Bir problem var. Makul diyebiliriz ama belki biraz daha kısa olabilirdim. Yine tabii öz çekim ve panorama modları da var. Bunları da e, eski es geçmemek gerekiyor ki artık Android'in doğasına gelen özellikler bunlar. Pek çoğunda da görüyoruz. Yine hızlı bir şekilde video moduna geçebiliyorsun. Öz çekim yapabilmek için. Bunun için ayarlar kısmından yine bir takım ayarları değiştirebilmek mümkün. Yüz tanıma gibi, kırmızı göz gibi bir takım özellikler de yine zamanlama özelliklerde bunda var. Sonucunda video tarafında da full HD ötesini çekemiyor, onu da söylemek gerekiyor. 615'in zaten limitlemesi. Limitlemesinden bir tanesi. Keyifli bir arayüzü var, kolay. Kullanıcılar çok hızlı bir şekilde görüntü modlarına, çekim modlarına herhangi birisine geçebiliyor ya da istediği e, kamera ayarlamasını yine bu ekran üzerinden yapabiliyor. Bu arada örnek fotoğrafları da incelemenin altında galeriler kısmından bulabilirsiniz net bir şekilde. Bulunabilir tabi. Daha fazlasını isteyenler, daha profesyonel çekim yapmak isteyenler için de gelişmiş modu var. Bu mod çerçevesinde de yine beyaz kazancını, izo hassasiyeti gibi pek çok değeri de manuel çerçevede ayarlayabiliyoruz. Oyun performansına girecek olursak eğer yani şimdi orta sınıf telefonlarda kim oynar iyi çalışıyor şaşırtıcı derecede kim oynar kötü çalışıyor bu da o sınıfta bir telefon. Her oyunu açacağım yüksek akıcılıkta oynayacağım diye bir şey yok ne yazık ki. Şimdi Snapdragon 615 ile beraber gelen Adreno 405 yapıyorsunuz zaten neler yapabildiğini biliyoruz. Aslına bakılırsa bu GPU 720p'de oyun oynatmak için dizayn edilmiş çözümlerden bir tanesi ama bazı üreticiler nedense Snapdragon 615'i Full HD ile beraber sunuyor çünkü Full gelecekte tek başına bir pazarlama kanıtı. Evet. Ama bunun yanlış olduğunu örneklerinden birisi de bu telefon. Örneğin Spider-Man oyunlarını Unlimited gibi Spider-Man Unlimited gibi oyunları sorunsuzca oynayabiliyorsun ama mesela Asphalt Nitro'yu çalıştırmak istediğin zaman takılmaların, donmaların yaşanmaya başladığını, sensör seviyesinde telefonun tepkisellik e, sorunları yaşadığını görebiliyorsun. Oyun konusu bu telefonda biraz sıkıntılı Mesut. Hangi oyunlardan bahsediyorum? Grafik yoğun uygulamalardan bahsediyorum. Bugün Real Racing, Modern Combat 5, Nova gibi oyunları oynamak istersen Telefonun nefesini kesilmeye başladığını, nefesini yetmemeye başladığını hissedebiliyorsun. Ama günlük casual games dediğimiz oyunlardan, Spider-Man'lerdi, kendi crush'lardı. Kendi crush'larda <laughs> crush da crush grafik kalitesi yükselebilir. Şimdi Activision satın aldı, evet, ne evet. olacağı belli olmaz. O tür oyunlarda sorun yok. Ama hardcore gaming dediğimiz o yoğun grafik e, ögeleri içeren, kaplamaların daha fazla olduğu, detayların daha... Ee, çok karşımıza çıktı oyunlarda, Telefon nefesi kesiliyor onu söyleyeyim. 615'in güzel bir yanı, tehlikeli derecede ısınmıyor. Yani böyle çok rahatsız edici seviyelere gelmiyor. Evet telefon ılıyor, elinizde hissediyorsunuz. Ama hiçbir zaman ayar topuna dönmüyor. Ya keşke biraz daha ısınsaydı da oyunlar evet. daha güzel oynanabilseydi. Orada tabii ki tercih bir kullanıcının ne yapmak istediğinden yana. Çünkü belli bir yerden sonra eline terlemeye başladığı için <laughs> ısıyı hissetmemeye başlıyorsun. Evet, evet. Ee, o konuda ben hani cihazın biraz daha performanslı olmasını tercih ederdim. Biraz daha fazla ısınması yönünde göz ardı ederek o kısmı. Ama dediğim gibi, o noktada çok fazla ısınmıyor. Genelde 42-43 derece seviyelerinde seyrediyor. Bu seviyelerde seyreden Snapdragon 808'li cihazlar da var mesela bakıldığı zaman ama... ...Snapdragon 615'in daha az performans sunması... ...ortaya çıkardı, ısının da 150 daha az olduğu anlamına gelmiyor. Bu silikon doğasına aykırı zaten e, çünkü... ...daha az optimizasyon yapıldığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor maliyeti düşürebilmek adına. Ama ısınma konusunda çok rahatsız etmiyor. Sentetik test sonuçlarını da kendi cihazınızla karşılaştırarak burada yer alan tablodaki. cihaz Evet yani en azından bir öngörü sahibi olabilirsiniz. Erdi, pil konusu çok önemli. Hı hı. Pil konusunda nasıl bir geliştirme yaşanmış, bunu da söylemek teknik lazım. Teknik özellik kısmına ne dedik? 2480 mAh kapasiteli pilimiz var dedik. 5.5 inç Full HD ekrana sahip bir cihaz olduğunu söylüyoruz. Şu anda 5.5 inç'lere baktığımızda en düşük pil kapasitesinden bir tanesine sahip bir telefon. Evet, mesela Vodafone Smart 6'dan örnek verdik. Benzer tasarıma sahip olup, benzer teknik özelliklerle gelen. Onda 3000 mAh pili var. 2480 mAh'lı, işte Turkcell yapmışla orada kapasite anlamında yarışabildiğinde aynı platforma sahip olan cihazlar arasında. Ne gördük Mesut? Ee, orta şeker yoğunlukta kullandığınız zaman telefonu bir günü görebiliyorsun. Orada bir sıkıntı yok. Ama hani telefonu zorlamaya başladığınız zaman optimizasyon sıkıntılarından dolayı telefon zorlandıkça pil tüketimi, eğilimi artan bir e, kullanım profiline giriş yapıyor. Bir de şimdi 5.5 inç Full HD 2400 mAh çok az. Nedense seversen bu telefonlarda pil konusunda elini çok şey tutuyor, sıkı tutuyor. İşte şu, sıkı tutuyor bir de şu var. Ne dedik? Ekranın kötü taraflarından birisi parlaklık seviyesinin çok çok süper olmaması. Demek ki parlaklık biraz daha yüksek olsaydı pil evet. konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacaktı. Özellikle kısalar firmware'den onu da bilmiyoruz. O da olabilir ama... Baklar bu yarım gün gitmiyor dediler. <laughs> ben bu telefonu günlük olarak kullanırken işte internete girecek. Sosyal medyayı kontrol edecek. Oyun olarak da casual games dediğimiz bu Candy Crush ya da Spider-Man gibi oyunlar oynayacak insanlar için bir gün görme konusunda sıkıntı olmaz. Ama ben Snapdragon 615 cihaz aldım. Snapdragon 400'den ya da eski bir cihazdan geçtiğim için performans beklentim var. Telefonu sürekli kullanacağım diyen birisi için telefonun pilonu bir gün doldurma noktasında yavaş yavaş sıkıntıya girebilir. Son olarak toparlamak gerekirse eğer GPS Wi-Fi çekimi konusunda herhangi bir sıkıntı ha, yaşamadın mı? şimdi oldu. Ankara'da da Ankara'yı bilmediğim için gezerken de GPS'i bol bol kullandım. Kullanma isteklerimden birisi de Google haritalar biliyorsun Türkiye'de ne güzel adam gibi çalışmaya başladı. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Cihazı soğuk başlangıçta bile uyduya bağlanma süresi olarak yeniden konum tespiti gibi noktaladı. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Görüşme kalitesi de kabul edilebilir düzeyde. Tamam Crystal Clear böyle en yüksek düzeyde bir netlik duymayabilirsiniz belki ama beni çok tatmin etti açıkçası. Çok gürültülü ortamlarda Mesut. Karşındakini duyarken ses seviyesinin biraz düşük kaldığını hissedebiliyorsun. Orada belki daha yüksek ses e, seviyesi beklentisi içerisine girebilirim. Daha iyi olabilirdi ama onun dışında genel ses kalitesi anlamında. Bu fiyat bandında orta seviyedeki giriş sevi orta seviyenin giriş olacak cihazlar ne veriyorsa bu da onu veriyor. O zaten artık üreticilerin donanım üreticilerinin getirdiği standart. Varsayın özellikler arasında yer yetenekler bunlar. Venus 3, Venus 3 için hani son olarak benim söylemek istediğim şey telefon eksikleri yok değil var. Hala da toparlanması gereken kısımlardan bahsedebiliyoruz. Ne diyoruz? İşte pil küçük kalmış diyoruz. Ses seviyesini biraz yükseltilebilirdi. Ekran kötü olmuş diyoruz mesela bu telefonda. Ama Vestel'in doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz. İlk telefona göre daha fazla şeyi toparlayarak karşımıza çıktılar. Bir üçüncü telefonda ümit ediyorum ki artık söyleyecek çok daha az eksik kısmı olacak. Daha çok artlardan bahsediyor olacağız. Telefonun tasarımı çok başarılı geldi. Kamera konusunda iyi bir ilerleme kaydetmişler. Ve şunu da söyleyelim. Kutunun üstünde net bir şekilde yazıyor. Türkiye'de tasarlandı, Türkiye'de üretildi. Yani hep o Türkiye'de üretim diyoruz ya. Tamam işlemcisini dışarıdan getirdik, paneli dışarıdan getirdik. Belki cihazın üstündeki %99 parça dışarıdan geldi ama Türkiye'de birleştirildi. PCB'si PC, Türkiye'de en azından. Onu biliyoruz. Sonra Türk mühendislerin bir evet. bu işte müdahale söz konusu. Ve Türk işçisi çalıştı yapımında. Şimdi şöyle bir şey var. Hani e, şimdi bazı okuyucular ne oldu? Birden döndünüz mü? Türk işçisi hani Türkiye'de üretilmeye karşı Yok yani mi? en azından o isteyen kitleye Haş, doğru böyle bir şey. Ben <laughs> doğrusunu yanlışını tartışacak olursak hala da bu fikrin yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet oraya geleceğim Mesut. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz burada Vestel'in bir telefonunu inceliyoruz. Evet. Bu tamamen Vestel'in vergi politikalarının bağımsız bir konu. Ver, vergi politikaları doğrudur, yanlışı Bunu zaten hep beraber göreceğiz geldiği zaman. Hı hı. Biz burada telefonu kendisinden bahsediyoruz. Orada izleyicilerimiz ikileme düşmesinler. Bu telefon ilerleme anlamında bir ilerlemenin göstergesi. Geçen senin telefonunu aldığında bunu ya, kütük gibi kaldırdılar. Evet, Tasarım anlamında pek bir ne, şeye benzemeyen. Yani. Ne diyorduk? Yani bir önceki senenin teknolojisini şimdi önümüze koymuşlar. Evet şimdi yani. bakıyorsun Snapdragon 615 var. 13 megapiksel kamera var, 32 GB yapalama var. Snapdragon 615'i bugün Sony Xperia M4 Aqua da kullanıyor. Bizim en çok izlenen incelemelerimizden birisi evet. oldu. Operatör telefonları kullanıyor. Dünya çapında pek çok firma kullanıyor bu platformu. Ama çoğuna da bakıyorsun, çoğuna mesela 32 GB yapalama yok. Bunda var. SD kart takabiliyorsun. Kapağını çıkartıp pilini değiştirebiliyorsun. Evet. Pek çok şeyde de tatminkar, average yakın sonuçlar verebiliyor. Eksikleri var mı? Var. Ne dedik? Ekranı gerçekten tüm bileşenler arasındaki en kötü yanı bu telefonun. Burada ama gidişatı belirleyecek olan kısım fiyatlandırma olacak. Şimdi evet Türkiye'de tasarlanmıştır, Türkiye'de üretilmiştir, odur, budur vesaire. Ama mesela Çobani diye bir yoğurt markası var. Kurucusu Türkiye kökenli bir e, vatandaşımız. Diyor ki Türkler çok geliyor diyor bana çalışmak için diyor. İşte Türk firmasından, Türkiye'den bir tanıdığımız, aynı dili konuştuğumuz bir insan şirketine geldik. Almam diyor. Rekabet çok fazla diyor. Bir Türk geldiği zaman da diyor ki John'dan farkını bana gösterebilmeli diyor. E şimdi baktığın zaman da bu da Ondan farkını gösterecek Türk insanı alsın. Çünkü hiçbirimiz zengin değiliz. Hiçbirimizin cebinde çöp atacak paralarımız yok. Hele ki bunun hitap ettiği segmentte kullanıcıların biriktirdiği bir parası var. İki yıl için bu alıyor zaten. Dolayısıyla destek vereceğim mi? Arkasında duracağım mı? Özellik anlamında aynı fiyata satılan cihazlardan farkı var mı? 6-0'a 3-4 ay içinde en azından verecek misin? Hadi hemen çıkmadı içinde. Aynen. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bu sorular doğru cevabı bulursa fiyatı da bu telefonun maksimum fiyatı 999 lira olmalı. E, Onu söyleyeyim. 1000 lira hatta ben 900 lira çok geçmemeleri taraftarıyım. Hani Türkiye'de montajı var, şusu var vesaire orada ekstra bir takım maliyet kolları olabilir. İşte bugün 1000 lira üstüne satılan Snapdragon 615 cihazlar da var. Bunların hepsini bir yere, hani onlarda da suya toza karşı falan bir yere getirebilirsin ama bu telefonun 32 GB depolama var şimdi. hakkını değmemek lazım. Evet. Ama derlerse ki 1100 lira, 1200 lira, 1300 lira. 1000 zaman... lira derken de keyfen çok gidecek diye söylemiyorum. Yani olabilir en yüksek gibi kendince yorumluyorum. Doğru fiyat ayarlanırsa mesut şu telefonu ben kime göstersem tasarım güzel olmuş dediler. Hani ve teknoloji takip etmeyenler Venüs'te yeni bir marka çıkmış diye de bana sordular hatta. Ankara'da da böyle bir sokak nabzını tutmaya çalıştım. Hiç tanımadığım insanlara özellikle vermeye çalıştım. Tasarım olarak güzel. Donanım olarak fena değil. Hani bugün Teknosan'ın vakaları var. P1 diye ne evet. donanımları ne fiyatları sattığını da biliyoruz. Umarım düzgün fiyatla piyasaya çıkarlar. Rekabetçi fiyatla piyasaya çıkarlar. O zaman işte gerçekten de bir Türk markanın telefonunda Mesela Canan Mobile de bir Türk marka ama Vestel'i yakalamak istediği algıyı yakalama noktası ilk adımı doğru bir şekilde atmış olur. Bu videomuzda elde ile beraber Vestel'in yeni telefonu Venüs 3'ü değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.